Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Ünlülerle alakalı ses olaylarımızın 3. videosunda sizlerle beraberiz. 3. videoda ilk olarak anlatacağımız yer ünlü türemesi arkadaşlar. Ünlü türemesi iki farklı şekilde karşımıza gelebilir diyeceğiz. Birincisi, tek heceli bağlı sözcüklere cik cik eki getirildiğinde ünlü türemesi meydana gelebilir diyeceğiz. İkinci yolumuz ise bazı pekiştirmelerde yine ünlü türemesi meydana gelebilir diyeceğiz. Şimdi ilk olarak cik cik ekine bakalım. Ünlü türemesini şıklarda gördüğümde o zaman ilk olarak bakmam gereken yer cik cik eki olabilir. Mesela bazı tek heceli sözcükler dedik. Az ifadesi tek heceli bir sözcük. Ben buna cik cik eki getirmeye çalışayım. Az cik gibi bir kullanım doğru olabilir mi acaba? Bunu düşünelim. Sanki böyle günlük konuşulan dilde azıcık kelimesi kullanılıyor. Fakat ben bunu azıcık değil, azıcık şeklinde kullanmam gerekiyor. Ve buradaki ı ünlüsü türemiş oluyor diyorum. Dar ifadesine bakalım. Cık eki getirelim dar ifadesine. Darcık diyebilir miyim? Kesinlikle hayır. Nasıl oluşturacağım? Daracık diyeceğim. Ve hangi ses olayı var derlerse buradaki a sesi türemiş diyeceğim. Ünlü türemesi var diyeceğim. Daha önce bu ifade mesela ön lisans sınavında soru olarak geldi. Yine karşımıza çıkabilecek yerlerden bir tanesi. Genç ifadesine cik eki getirelim. Genç cik mi diyeceğim yoksa gencecik mi diyeceğim? Kesinlikle gencecik diyeceğim. Ve burada hangi ses olayı var? E ünlüsü türemiş, ünlü türemesi var diyeceğim. Peki burada başka bir ses olayı var mı arkadaşlar? Dikkat ederseniz şuradaki Ç sesi C'ye dönüşmüş. İlerleyen videolarda anlatacağımız bir yer. Buradaki sert ünsüz yumuşamış diyeceğim. Bir ifadesine bakalım. Cik eki getirelim. Bircik şeklinde mi yazacağım? Hayır. Biricik şeklinde yazılır. Ve buradaki İ sesi ünlü türemesi meydana getirmiş diyeceğim. Şimdi kısacık örneğine bakalım. Kısacık ifadesinde ünlü türemesi var mıdır acaba? Bunu nasıl tespit edeceğim? Onur Can, burada ünlü türemesi var mı? Bence kesinlikle yok. Neden hocam? Çünkü kısacık diyemezsin. Kelimenin köküne bakacağım. Aynen öyle. Kelimenin kökü nedir? Hatta kısmaktan kısa olmuş. Buraya hangi ek gelmiş? Cik eki gelmiş. O zaman ben her cik eki getirdiğim yerde ünlü türemesi var diyebilir miyim? Kesinlikle hayır. Buna A'yı ünlü türemesi dersem kelimenin kökü kısmaktan kısa olmuş. Burada ne olmuş? Yapım eki var orada. Almış. Aynen öyle. Ben buna kesinlikle ünlü türemesi diyelim. Güzel bir örnek, bir çerdeci olarak kullanılabilir. Ufacık ifadesine bakalım. Ufacık ifadesinin kökü nedir? Ufa ya da uf değildir değil mi? Uf kelimesine A eki getirilmiş. İşte ünlü türemesi olmuş mu diyeceğim? Hayır. Kelimenin kökü nedir? Ufaktır. Ufak ifadesine cık eki getirilmiş. O zaman buradan bir ses olayı var. Bakın, ünsüz düşmesi var diyeceğim. Buradaki K sesi düşmüş ve kelime ufacık şeklinde yazılmış. Yumuşacık örneğine bakalım. Burada U sesi ya da A sesi türemiş mi acaba? Yumuşacık diyorum. Cık eki getirdim. Kelimenin kökü nedir? Yumuşama. Yumuşamak mı? Hayır. Yumuşamaktan yumuşak olmuş değil mi? Yumuşak kelimesinin cık eki getirilmiş ve buradaki K sesi düşmüş. O zaman ünlü türemesinde her cik cik ekini gördüğümde ünlü türemesi var diyemem. Şu örneklere dikkat edeceğim. Kısacık, ufacık, yumuşacık gibi örneklerde farklı ses olayları olabilir diyorum. Burada bir notumuz var. Gülücük ifadesinde ünlü türemesi vardır. Onur Hocam, burada ünlü türemesi var mıdır sence gülücük ifadesinde? Gülücük. Sanki var gibi ama nota yazdığımız için işkillendi gibi. Evet, galiba oldu. Biraz öyle oldu. Şimdi gülücük ve öpücük kelimelerine özel olarak dikkat etmem lazım. Çünkü bunlar birer istisnadır. Kelimeye baktığımda sanki kelimenin kökü gülmek, cik eki gelmiş ve ü ünlüsü türemiş gibi geliyor. Fakat burada farklı bir durum var. Bu kelimenin kökü gülmek değil, gülüştür. Gülmekten ış, iş isim fiil ekini almış. Yani yapım eki olarak karşıma çıkıyor. Gülüşcük şeklinde kullanmam gerekiyor. Yani burada hangi ses olayı var o zaman? Ünlü türemesi mi? Hayır. Ünsüz düşmesi var diyor. Ş sesi düşmüş diyor. Öpücük ifadesinde de mantık aynı. Öpmek fiiline ış, iş isim fiil eki getirilmiş ve cük eki almış.
O zaman buradaki ü sesi ünlü türemesi midir? Hayır. Hangi ses olayı var? Buradaki ş sesi düşmüş diyeceğim. Şöyle bir toparlayacak olursak, tek heceli bazı sözcüklere getirdiğim cik cik ekinde ünlü türemesi meydana gelebilir diyorum. Burada yapmam gereken şey kelimenin daha çok köküne veya gövdesine dikkat etmek. Az cik ifadesinde cik eki getirdiğinde ı sesi türemiş olacak. Ama kısacık ifadesindeki a sesi ünlü türemesi olarak karşıma çıkmayacak. Çünkü burada kısa ifadesi gövde olarak karşıma çıkıyor. Kesinlikle buradaki a sesinin ünlü türemesi diyemem. Yapım eki diyeceğim. Gülücük ve öpücük örneklerine dikkat edeceğiz. Bunlar da istisna olarak karşımıza çıkabilir. Daha çok testlerde diyebiliriz. İkinci yolumuz ise arkadaşlar, bazı pekiştirmelerde ünlü türemesi meydana gelir. Pekiştirme neydi? Şöyle bir hatırlayalım mı? Pekiştirme ekleri vardı. Böyle ilkokulda, ortaokulda ezberletilen B, R, S ve M ünsüzleri arkadaşlar pekiştirme yaparken kullandığım ünsüzler, bunları pekiştirme ünsüzleri diyor. Pırasam şeklinde kodlayabilirim. Peki pekiştirme nasıl yapılır? Onu da hatırlayalım. Pekiştirme yapmanın bir kuralı var arkadaşlar. Kelimeye bakıyorum. İlk ünlüye kadar olan yeri alıyorum. Beyaz ifadesinin ilk ünlüsüne kadar olan yer neresi? B ifadesi. Hemen B'yi yazdım. Pekiştirme eklerinden birini kullanıyorum. Ben yazdım. Daha sonra kelimeyi olduğu gibi sonuna tekrar yazıyorum. Yani ben beyaz şeklinde ifade edebilirim. Peki burada ünlü türemesi var mı? Hayır. İlk ünlüye kadar aldım. M pekiştirme ünsüzünü koydum. Daha sonra kelimeyi olduğu gibi yazdım. O zaman burada ünlü türemesi var diyelim. Sağlam ifadesine bakalım. İlk ünlüye kadar olan yeri alalım. Sa ifadesi. Pekiştirme ünsüzlerinden birini alalım. Aldık P sesini. Sap sağlam mı diyeceğim? Yoksa sapa sağlam mı diyeceğim? Sapa sağlam demem gerektiği için diyorum ki buradaki A sesi ünlü türemesidir. Burada bir ünlü türemiştir. Genç ifadesine bakalım. Yine ilk ünlüye kadar olan yeri alalım. P pekiştirme ünsüzünü getirdim. Gep genç mi diyorum yoksa gepe genç mi diyorum? Nasıl diyeceğim? Gepe genç, gep genç. Gep genç denir ya. Gepe genç deyip buradaki E ünlüsü türemiş diyeceğim. Çevre ifadesi arkadaşlar. Yine ilk ünlüye kadar olan yeri aldım. Çep çevre mi diyeceğim yoksa çepe çevre mi? Çepe çevre olur. Kesinlikle çepe çevre ve buradaki E sesi türemiş diyeceğim. Yalnız ifadesinin ilk ünlüsü ya. Yap yalnız değil. Yapa yalnız diyorum ve buradaki A sesi türemiş diyebilirim. Gündüz örneğinde de yine güpe gündüz şeklinde yazacağım ve buradaki E sesi türemiş diyeceğim. Yani şöyle baktığımızda bazı pekiştirmelerde de ünlü türemesi meydana gelir diyeceğim. Pekiştirme yapılma yolunu anlattık. Şurada bir ünlü türemesi yok ama diğer örneklerde kesinlikle ünlü türemesi var diyorum. Bir şey diyeyim, ben ünlü türemesini bilmiyormuşum. Vallahi bu videodan sonra öğrendim. Teşekkür ederim. Gerçekten bak. Şimdi o zaman iki yere bakacağım. Cik cik eklerine dikkat ediyorum. Tek heceli bazı sözcüklere getirdim. Cik cik eklerinin ünlü türemesi olabilir. Gülücük ve öpücük örneklerine dikkat edeceğim. Her cik cik ekinde ünlü türemesi olmaz diyeceğim. Ve daha sonra bakmam gereken yer pekiştirmeli sözcükler olarak karşıma çıkacak. Ünlü türemesi bu kadar arkadaşlar. Bir de ünlü değişimi adında bir ünlülerle alakalı ses olayımız var. Ve bu bence en zor olanı. Yani ünlülerle alakalı ses olaylarında en zor olanı. Sana bana mı bu? Sana bana. Şimdi burada sadece iki tane örnek vereceğim. Sadece iki örnek. Ben ve sen kişi zamirlerine getirilen yönelme hal eki var. Bene, sen. Şimdi yine bir garip işte kullanılır falan. Doğru mu kullanılır? Bene ifadesi falan. Bene vurma derler mesela. Arkadaşlar ünlü değişim deyince aklıma sadece iki örnek gelecek. Bene ifadesi bana'ya dönüşüyor. Sene ifadesi ise sana olarak karşıma çıkıyor. Ben bu iki örnekte ünlü değişim var diyorum. Başka bir örnek aklıma gelmesi de olur. Sadece şu iki örneği bildiğim mi yeter. O zaman ünlü değişim nedir diye sorsalar sadece iki örnek aklıma geliyor. Bana ve sana ifade. Çok zor bir yer bence değil mi? Diğerlerine göre daha detaylı falan. Tabii. Böyle. Yani ama ezberlediğin zaman yapılır. Çok kolay. İki örneği var sadece. Ezberleyeceğim. Bana mesela tabii. Bir sürü örnek varken
Ünlü değişiminde iki örnek var. Sorulur mu? Çok ihtimal vermiyorum ama test kitaplarında falan karşımıza çıkabilir. Ünlülerle alakalı ses olaylarımız bu kadar arkadaşlar. Sabrınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.